Furkan Hoca ile Tarih Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Atatürk'ün hayatı ile ilgili ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız. Toplamda sizlere 55 adet ne yaptık? Soruyu yazmış olduk. İnşallah buralardan sorular gelirse tutturmuş olursunuz diyelim. ÖSYM küçük bir tenkit yani eleştiri yapalım bu noktada. Yani son iptal edilen KPSS sınavında çok çok az soru sordu. İnşallah hem KPSS'de hem AYT'de Atatürk'le alakalı bol bol soruyu sorarsınız artık. Önemli bir isim, önemli bir liderimiz, büyük önderimiz. O yüzden Atatürk'le alakalı ÖSYM'den buradan rica ediyoruz. Artık sorun Atatürk'le alakalı soruları. Diyelim özellikle Atatürk'ün hayatıyla ilgili önemli noktalara değindik. Çıkması muhtemel sorulara değindik. Umarım Sınavda inşallah gelir bu sene. Çünkü ÖSYM'nin sağ solu belli olmuyor. Sormadı ama bu sefer de hep Atatürk'ten de sorabilir. ÖSYM'nin sağ solu belli olmuyor. O yüzden biz, biz Atatürk'ün hayatını ne yapmamız lazım? E, ders olarak bakmamamız lazım. Bilmemiz lazım. Bir Türk genci olarak Atatürk'ün hayatını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilmemiz gerekiyor. Ders olarak bakmayınız bunu. Genel kültür olarak bir ödev olarak e, bakınız bu videoyu şu an için. Diyelim ve ilk sorumuza ne yapalım? Başlayalım. Atatürk'ün düşünce hayatının gelişimini sağlayan şehirler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Selanik, İstanbul, Sofya ve Manastır yer alırken ne yoktur? Paris yoktur. Burada cevabımız Paris olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Atatürk'ün en çok etkilendiği yerli fikir insanlar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Mehmet Emin Yurdakul var, Namık Kemal var, Ziya Gökalp var, Tevfik Fikret var ama Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy'dan etkilenmemiştir arkadaşlar. Etkilenen fikir insanları arasında yer almıyor Mehmet Akif Ersoy. Geldik üçüncü sorumuza. Atatürk'ün en çok etkilendiği yabancı fikir insanları arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Bu sefer de bakıldığı zaman Can Can Rousseau var mı var? Fransız Voltaire var. Descartes var, Kant var ama Rus Tolstoy yok arkadaşlar. Burada cevabımız Tolstoy olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi? Mustafa Kemal'in gittiği okullar arasında, okuduğu okullar arasında e, hangisi yer almaz diye sorumuzu yönelttik. E, İstanbul Harp Akademisi'nde var mı Mustafa Kemal? Var. İstanbul Harp Okulu'nda var mı? Var. Manastır Askeri İdaresi'nde var mı? Var. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde var mı? Var. Mahalle Mektebi'nde var mı var? Şems Efendi İlkokulu'nda Mustafa Kemal bu okullarda okumuştur. Ama Mustafa Kemal Darülfünun'da okumamıştır. Üniversitedir biliyorsunuz ki İstanbul Üniversitesi günümüzde. Mustafa Kemal burada okumamıştır. O yüzden cevap A şıkkı olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Mustafa Kemal Atatürk'e Yüzbaşı Mustafa Bey tarafından Kemal ismi aşağıdaki hangi okulların aşağıdaki okulların hangisinde verilmiştir diye sorduk. Mustafa Kemal'e öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey tarafından Kemal ismi nerede veriliyor arkadaşlar? Selanik Askeri Rüştiyesi'nde. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Mustafa Kemal'e Kemal ismi verilmiştir Yüzbaşı Mustafa Bey tarafından. Geldik 6. sorumuza. Mustafa Kemal Manastır askeri idadesinde okurken Aşağıdaki savaşlardan hangisine katılmak istemiştir? Bakın önemli olabilir, sınavda da çıkabilir. Mustafa Kemal e, manastır askeri idaresinde okurken e, arkadaşlar 1897 tarihinde Mustafa Kemal e, yaklaşık 16 yaşında, 16 yaşındayken Dömeke Meydan Savaşı'na katılmak istemiştir. Biliyorsunuz ki Osmanlı ile Yunanistan arasında meydana gelen bu savaş e, Osmanlı Devleti tarafından kazanılıyor. Ve Mustafa Kemal de bu savaşa katılmak istiyor. Manastır askeri idadesinde okurken ama katılamıyor. Geldik 7. sorumuza. Mustafa Kemal'in kurmay yüzbaşı olarak bitirdiği okul hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Mustafa Kemal kurmay yüzbaşı olarak bitirdiği okul İstanbul Harp Akademisidir. Harp Akademisi. İstanbul Harp Okulu'nda teğmen İstanbul Harp Akademisi'nde ise kurma yüzbaşı olarak bitirmiştir bu okulu. Unutmuyoruz önemli olabilir. 8'deyiz. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri aşağıdaki yerlerden hangisidir? Diye sorduk. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri nereydi? Şam 5. Ordu arkadaşlar. Şam 5. Ordu'dur. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri unutmuyoruz Şam'ı. Bir diğer sorumuzdayız. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'daki 5. Ordudur. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyet hangisidir? Bakın ee, ilk görev yerini de sorabilir sizlere. Şam'da kurmuş olduğu cemiyeti de ne yapabilir? ÖSM sorabilir. E, Şam'da neyi kuruyor? Vatan ve hürriyet cemiyetini kuruyor Mustafa Kemal. Unutmuyoruz. Şöyle soru da sorabilir. Mustafa Kemal vatan ve hürriyet cemiyetini nerede kurmuştur? Cevap Şam'da arkadaşlar Lütfen bunları unutmayınız. ÖSYM taklattırıp bu şekilde de size soruyu yönlendirebilir. Ondayız. Mustafa Kemal Hareket Ordusu ile aşağıdaki isyanlardan hangisini bastırmıştır? Mustafa Kemal biliyorsunuz ki 1909 tarihinde çıkan 31 Mart isyanı vakasını ne yapmıştır? Arkadaşlar, burada biliyorsunuz ki Mustafa Kemal katılıyor. Hareket Ordusunun başında e, mı Mustafa Kemal değil. Hareket ordusunun başında bulunan kişi Mahmut Şevket Paşa'dır. Bunu unutmuyoruz. E, değerli dostlar, Mustafa Kemal e, normal asker olarak katılıyor buraya. Geldik 11'e. Mustafa Kemal, 1910 yılında askeri tatbikat için Picard manevralarına gidecek heyete seçilmiştir. Picard manevraları manevraları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşanmıştır? Mustafa Kemal arkadaşlar, e, bu askeri tatbikattır bu. Ee, Picard'ın manevraları. Mustafa Kemal buraya seçiliyor ve biz bunun nerede olduğunu sorduk. Nerede arkadaşlar bu manevralar? Picard'ın manevraları? Fransa'da. Ne olmuştur? Ee, yaşanmıştır bu askeri tatbikat. 12'deyiz. Mustafa Kemal gazeteci şerif bey takma adıyla katılıp Derne ve Tobruk'ta yerel halkı örgütlediği savaş hangi savaştı? Trablusgarp savaşıydı. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki gazeteci şerif bey takma adıyla ne yapmıştır? Bu savaşa katılmış Derne ve Topruk'ta e, o, bölgedeki, o bölgedeki bulunan e, yerel halkı örgütlemiştir. Geldik 13'e. Mustafa Kemal aşağıdaki savaşların hangi sırasında Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şubesi Müdürlüğü'ne atanmıştır? Arkadaşlar Mustafa Kemal e, Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şubesi Müdürlüğü'ne hangi savaşta? Birinci Balkan Savaşı. Sırasından ne yapmıştır? Atanmıştır. Bakın bu savaşa katıldı demiyoruz. Bu savaşa e, bu ünvanla yani bu görevle atanmıştır. Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şubesi Müdürlüğü'ne. 14'teyiz. Mustafa Kemal aşağıdaki savaşların hangi sırasında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı Başkanlığı şunu yanlış yazmışız. Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bakın Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'na katılmıştır. 1'e değil 2'ye katılmıştır. 2'ye katıldığında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur bu savaşta. 15'teyiz. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Sofya Ateşi militelli görevini yapmaktaydı. Burada Yeniçeri kıyafeti giyerek bir baloya katılmıştır. Özellikleri verilen isim hangisidir? Arkadaşlar bu verilen bilgiler ee, kime aittir? Mustafa Kemal'e aittir. Mustafa Kemal ee, Sofya Ateşi militelli görevini yapıyordu Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada ve Burada yeni Yeniçeri kıyafeti giyerek ne yapmıştır? Bir baloya da katılmıştır Mustafa Kemal. 16'dayız. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı yıllarında Veliaht Vahdettin ile aşağıdaki ülkelerden hangisine giderek cephelerde incelemelerde bulunmuştur. Mustafa Kemal Veliaht Vahdettin ile nereye gitti arkadaşlar? Almanya'ya giderek burada. Bu cephede, buradaki cephelerde incelemelerde bulunmuştur. Nereye gittiğini de unutmuyoruz. Almanya'ya gitti. Geldik 17'ye. Bakalım. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı yıllarında yukarıdaki cephelerin hangisinde görev almıştır? Biz bunu Jix diye kodluyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Jix bir insandır. Yani karizma. Oradan aklınıza gelsin. Çanakkale sırasıyla Kafkas, Suriye, Filistin cephesine katılıyor Mustafa Kemal arkadaşlar. Cevap hepsi oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal Çan Çanakkale cephesinde göstermiş olduğu başarılardan sonra Aşağıdaki rütbelerden hangisine terfi etmiştir? Benim favori sınav sorum. Arkadaşlar bunu ÖSYM e bir gün soracak. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde göstermiş olduğu başarılardan sonra albay rütbesine terfi etmiştir. Hangi rütbeye? Albay. Unutmuyoruz arkadaşlar. Albay rütbesine terfi etmiştir Mustafa Kemal. Geldik 19'a. Mustafa Kemal Muş ve Bittis'i aşağıdaki cephelerin hangisinde gö görev yaptığı sırada Ruslardan geri almıştır? Mustafa Kemal biliyorsunuz ki e, burada göstermiş olduğu başarılardan sonra Altın Kılıç Altın Kılıç madalyası madalyasına e, layık olmuştur. Verilmiştir kendisine. Peki hangi cephede bu? Kafkas cephesinde. Arkadaşlar unutmuyoruz bunu. 20'deyiz. Mustafa Kemal'in Afet İnan ile birlikte yazdığı kitap hangisidir diye sorduk. Hangisini yazıyor arkadaşlar? Afet İnan'la birlikte Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabını yazmıştır Mustafa Kemal. Unutmuyoruz. Kimle yazmış? Afet İnan'la. Tarihçi. Mustafa Kemal'in yazdığı ve yazılmasına katkıda bulunduğu eserler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Mustafa Kemal, Karspat hatıraları zabit ile zabıt ve kumandan ile hasbihal Cumalı ordugahı ve geometri kitaplarının yazmış ve katkıda bulunmuştur. Ama İstiklal Harbimizin esasları kime aittir? Kazım Karabekir'e aittir. Değerli dostlar cevabımızda Beşik'i oldu. 22'deyiz. Mustafa Kemal'in yazmış olduğu Nutuk adlı eseriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Bakıldığı zaman 6 günde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. kurultayında okunmuştur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Biz bu konuşmadan Maraton konuşması diyoruz. Maraton konuşması. Adını vermiştir yabancı kaynaklar. Maraton konuşması. 1919-1927 yıllar arasını kapsar. Bakın Nutuk adlı eserle ilgili şöyle bir soru çıkabilir. Çıktı daha doğrusu. ÖSM sordu. Nutuk e, Nutuk'ta geçen konular arasında hangisi yer almaz diye sordu. Bakın 1919-1927 yıllar arasındaki bilgileri koydu ÖSM konuları. Mesela Millet mektepleri dedi. Millet mektepleri olmaz. Neden olmaz? 1928'de. Türk Tarih Kurumu olur mu? Olmaz arkadaşlar. Türk Dil Kurumu olur mu? Olmaz. Mesela Şeyh Said İsyan olabilir mi? Olabilir. Arkadaşlar 1925. Mesela 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması olur mu? Olur. 1920'de. Kurtuluş Savaşı olur arkadaşlar. E, olmayanlardan örnek verelim. Mesela Sağdavat Pakt'ı olur mu? Olmaz. 1937'de gibi arkadaşlar bunları biliniz. Bu tarihler arasındaki bilgileri biliniz. 1919 19 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım cümlesiyle başlar. Doğru. Gençte hitabeyle sona erer. Unutmayınız. Doğru. İlk kez Türkçe kalem alınmıştır. Bakın sınava girdiniz. Büyük olasılık %80'i bunu doğru kabul edecek arkadaşlar ama yanlış. İlk kez Türkçe değil ilk kez Arapça arkadaşlar kaleme alınmıştır. Nutuk adlı eser Mustafa Kemal tarafından. Geldik 23'e. Bakın ÖSM takla attırıp böyle de soru sorabilir. Mustafa Kemal'in yazmış olduğu Nutuk adlı eser ilk kez aşağıdaki diller, dillerin hangisinde yazılmıştır? Güzel sorulur arkadaşlar. Eleyici sorulur. Ama artık burada öğrendiniz. E, sınavda çıktığında yapacaksınız artık. Türkçe değil Arapça arkadaşlar. Arapça ile kalem almıştır Mustafa Kemal ilk kez. Neden? Çünkü daha arkadaşlar harf inkılabı olmadı. Arf harf inkılabı olmadığı için de mecburen Arapça yazmış Mustafa Kemal. 24'teyiz. Mustafa Kemal'in yazmış olduğu Nutuk adlı eserin gelirleri hangisine bırakılmıştır? Güzel soru. Yine güzel soru çıkması muhtemel soru. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserin gelirleri Türk Tayyare Cemiyeti ya da diğer adıyla Türk Hava Kurumu. Bunu yazalım. Türk Tayyare Cemiyeti. Daha sonra da Türk Hava Kurumu olacak. Ee, Türk Hava Kurumu'na e, ne yapılmıştır? gelirleri bırakılmıştır. 25'teyiz. Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'nı izleyen süreçte Ali Fethi Bey ile İstanbul'da çıkardığı gazetenin ismi hangisidir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Minber gazetesini çıkarıyor. Mondros e, Ateşkes Anlaşması'nı izleyen süreçte Ali Fethi Okyar ile birlikte. Nerede çıkarıyor? İstanbul'da çıkarıyor. Mustafa Kemal'in isteğiyle Halid Edip ve Yunus Nadi önderliğinde aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Ne kuruluyor arkadaşlar? 1920 senesinde Anadolu Ajansı ne yapılmıştır? Kurulmuştur. E, kimin önderliğinde? Halid Edip ve Yunus Nadi önderliğinde Mustafa Kemal'in isteğiyle. Bir diğer sorumuzdayız. Mustafa Kemal'in etkisiyle kurulan siyasi örgütler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Bakıldığı zaman Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kuruluyor. Nerede? Şam'da. Temsiliyeti heyeti kuruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluyor ama İttihat ve Terakki Cemiyeti Mustafa Kemal'in etkisiyle kurulmamıştır arkadaşlar. O yüzden cevap E şıkkı oldu. 28'deyiz. Mustafa Kemal'in manevi evlatları arasında hangisi yoktur diye sorduk. Çıkabilir en azından Genel Kültür olsun. Abdurrahim Tunçak, Sırtmaç Mustafa, Sabiha Gökçen, Afet İnan bunlar yer alırken kim yoktur? Gül Esin yoktur. Gül Esin kimdi? İlk kadın muhtar. İlk kadın muhtardı hatırlayacağınız üzere. 29'dayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi mirası aşağıdakilerden hangisine pay edilmemiştir diye sorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne pay edildi. Türk Tarih Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na bunlara pay edildi. Ankara ve Bursa belediyelerine taşınmazlardan pay bunlara edildi. İsmet Paşa'nın çocuklarına eğitim yardımı, arkadaşlar, Makbule Atadan ve manevi evlatlarından bazılarına ev kirası için pay edildi. Ama köy enstitülerine edilmemiştir. Cevabımız ne oldu? Eşik olmuş oldu. Zaten Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulmuyor. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı döneminde kurulacaktır. Köy enstitüleri. Geldik 30'a. Atatürk hayattayken. Atatürk ile ilgili yazılan ilk biyografik eser olan Bozkurt adlı eser hangi yazara aittir? Bakın, böyle bir soruyu bekliyorum ben. Bozkurt adlı eser Atatürk hayattayken yazılmıştır. İlk biyografik eserdir ayrıca. Peki bunu yazan kimdir? Harold Armstrong arkadaşlar. yazan yazar budur. Bozkurt adlı eseri yazan Armstrong yazmıştır. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yazılan biyografik eser ile yazarı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Bakalım. modern Türkiye'nin kurucusu Andrew Mango tarafından yazılmıştır. Doğru. Bir milletin yeniden uyanışı Lord Kinross tarafından. Tek adam Şevket Süreyya Aydemir tarafından. Hep Atatürk'ün yanından e, Yaveri Salih Bozok tarafından yazılmıştır. Sınıf arkadaşım Atatürk Ali Okyar değil. Arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy, Cebesoy tarafından yazılmıştır. O yüzden cevap E şıkkı oldu. 32'deyiz. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde aşağıdaki Osmanlı saraylarından hangisinde vefat etmiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal hangi sarayda vefat ediyordu? Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. 9'u 5 geçe. 33'teyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938 yılında aşağıdaki zırhlardan hangisiyle İzmit'e oradan trenle Ankara'ya getirilmiştir. Arkadaşlar İzmit'e hangi zırhlıyla? Yavuz zırhlısıyla. Goben dediğimiz. Biliyorsunuz ki Goben ve Brestal. Bunları biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'na atılıyorsunuz. Goben daha sonra Yavuz'a dönüştürülüyor. Ve bu gemide zırhlı da Atatürk'ü naaşını arkadaşlar İzmit'e getirmiştir. Yavuz zırhlısını unutmuyoruz bu yönüyle. Önemli olabilir. 34'teyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938 tarihinden 10 Kasım 1953 tarihine kadar aşağıdaki müzelerin hangisinde kalmıştır? Ankara'da yer alan hangi müze Etnografya Müzesi. Nerede yer alıyormuş arkadaşlar? Ankara'da. Ankara'da yer alıyor. Etnografya Müzesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 1953 yılında anıt kabre aşağıdaki partilerin hangisi döneminde defnedilmiştir? Arkadaşlar anıt kabir yapımı 1953'te bitiyor. Ve Demokrat Parti zamanında Atatürk'ün naaşı buraya getirilmiş oluyor. Demokrat Parti zamanında olduğunu da unutmuyoruz. 36'dayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün defnedildiği yer olan anıt kabirin mimarları arasında hangileri yer almaktadır diye sorduk. Ve i̇ki tane mimar arkadaşlar Emin Onat ve Orhan Arda. Bu ikisi Anıt kabirin mimarlarıdır. Mimar Kemalettin yoktur. Ee, burada cevabımız 1-2 oldu. 37'deyiz. Sorumuz birazcık uzun olacak. Ee, Mustafa Kemal Atatürk bazı yazar ve şairler için ifadelerini kullanmıştır. Yukarıdaki numaralarla verilen sözlerin söylendiği kişiler sırasıyla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur sorumuzu yönelttik. Bu şekilde. Türk milletinin yüzü, yüzyıllardan beklediği yüzyıllardan biri beklediği ses. Bakın ben bunu Ankara Namık diye kodluyorum. Namık Kemal ses deyince aklımıza bu gelsin arkadaşlar. Namık Kemal. Ben inkılap ruhunu ondan aldım. Tevfik Fikret, milliyetçiliğin önemli temsilcisidir. Mehmet Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar Mustafa Kemal bu kişiler için bu ifadeleri kullanmışlardır. Sırasıyla Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul olacak cevap. 38'deyiz. Atatürk'ün vefatından sonra 18 Kasım gününü Kemal günü olarak ilan eden devlet hangi devlet olmuştur? Hindistan arkadaşlar Hindistan 18 Kasım gününü Kemal günü olarak ilan etmiştir. Niye 10 Kasım değil onu ben de bilmiyorum. 18 Kasım yapmışlar. Atatürk vefat ettiğinde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi ülkesinde bir ay yaz ilan etmiştir? Hangi devlet? Arkadaşlar İran. İran Şahı Rıza Pehlevi ne yapmıştır? Bir ay yaz ilan etmiştir. Kırktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran kişi kimdir diye sorduk. Mustafa Kemal'in cenaze namazını kıldıran Profesör Doktor Şerafettin Yaltkaya arkadaşlar kıldırmıştır. E, Şerafettin Yaltkaya da ayrıca kimdir? Cumhuriyet tarihinin ikinci Diyanet İşleri Başkanı'dır arkadaşlar. Birincisi Rıfat Börükçü'ydü biliyorsunuz ki. ikincisi Şerafettin Yaltkaya. Kıldırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünden yaralandığı savaş hangisidir? Bakın arkadaşlar Mustafa Kemal e, Trabluskarp Savaşı'nda gözünden yaralanıyor. E, dikkat ederseniz Mustafa Kemal e, potrelerini biliyorsunuz. Hep yandan e, potreleri vardır. Neden? Çünkü arkadaşlar bir gözü yaralandığı için Mustafa Kemal'in e, şaşı gibi duruyor. Görmüşsünüzdür siz de. Ee, nerede yaralanıyor? Trablusgarp Savaşı'nda yaralanıyor arkadaşlar. Unutmayınız bu bilgiyi de. Genel kültür. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede şarapnel parçasının cebindeki saate çarpmasıyla yara almadan kurtulmuştur? Hangi cephede arkadaşlar? Çanakkale cephesinde. Yani Allah kurtarmış arkadaşlar. Çanakkale cephesinde e, o şarapnel parçası tam kalbinin üstüne e, eğer saat olmasaydı. Allah korusun orada vefat edebilirdi Mustafa Kemal. 43'teyiz. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki savaşların hangisi öncesinde alttan düşerek kaburgasını kırmıştır? Arkadaşlar Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda, Sakarya Savaşı öncesinde alttan düşerek kaburgasını kırmıştır. Bu bilgiyi de bilebilir, bilmeniz gerekiyor mu? en azından genel kültür olarak biliniz. 44, 44'teyiz. Ana fartalar kahramanı Musa Kemal ile mülakat. Bu benim favori sınav sorularımdandır. Musa ve Kemal ile ilk röportajı yapan yazar hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Anafartalar kahramanı Musa Kemal ile mülakat ile Musa Kemal ile ilk röportajı yapan isim kimdir? Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Arkadaşlar bunu da unutmayınız. Önemli. 45. Atatürk döneminin son başbakanı kimdir? Son başbakanı Celal Bayar'dır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk döneminin son meclis başkanı. Bakın bu çıkmanı da e, çıkabilir. E, son meclis başkanı ise Abdülhalik Renda'dır. Arkadaşlar unutmuyoruz bunu. 47'deyiz. Atatürk'ün okuduğu son eser hangisidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal'in okuduğu son eser. Bellaten dergisidir. Belleten. Belleten dergisini okumuştur. Önemlidir. Çıkabilir. Daha çıkmadı. 48'deyiz. Mustafa Kemal Atatürk'e ilk Siroz teşhisini koyan doktor kimdir diye sorduk. İlk hastalığı bu teşhisi koyan doktor Doktor Nihat Reşat Belgeldir arkadaşlar. Daha sonra Reşat Neşet İrdep ve yabancı Fiskeinger de bu teşhisi koymuştur. Ama ilk koyan Kimdir? Silos Ticisi'ni Nihat Reşat Belger'dir. 49'dayız. Bakalım. Mustafa Kemal Atatürk, Ceng'e giderken adlı şiiri çok beğendiğini söylemiş ve bu şiir için ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum demiştir. Ceng'e giderken adlı şiir peki kime aittir arkadaşlar? Çıkabilir bu da. Kime aittir? Mehmet Emin Kula aittir. Unutmuyoruz Cenge giderken. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi ilk kez aşağıdaki edebiyat metinlerinin hangisinde yer almıştır? Bakın böyle bir soruda çıkabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar ilk kez ismi Ordu'nun Destanı adlı edebiyat metninde ne yapmıştır? Geçmiştir. Ordu'nun Destanı. Yahya Kemal Beyatlı'nın teklifiyle Mustafa Kemal Atatürk Aşağıdaki kurumların hangisinde Fahri doktora almıştır? Hangisinde arkadaşlar? Darül Fünun'da. Yahya Kemal Beyatlı'nın teklifiyle birlikte Darül Fünun'da Mustafa Kemal Fahri doktora almıştır, verilmiştir. 52'deyiz. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki illerin hangisinin nüfusuna kayıtlıdır? Hangisinin nüfusuna kayıtlı Mustafa Kemal? Gaziantep'in arkadaşlar. Gaziantep'in nüfusuna kayıtlıdır. Böyle bir soruda çıkabilir. Daha çıkmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şehrim dediği il hangisidir? Benim şehrim dediği il arkadaşlar hangisidir? Yalova'dır. Dünyanın en güzel şehri olarak nitelendirdiği Antalya. Arkadaşlar böyle bir kelime, böyle bir Mustafa Kemal'in söylemi de var. Dünyanın en güzel şehri dediği şehir Antalya'dır. Onu da unutmayınız. Benim şehrim dediği şehir ise Yalova'dır. Bakın bu 54. soru. Yani şu KPSS kitaplarında Arkadaşlar bu bilgi artık netleşsin yani. KPSS kitapları kendilerini güncelliyor mu artık? Ne yapıyor? Öğrencilerin kafasını karıştırıyor bazı KPSS kitapları. Arkadaşlar akademik kaynaklarda ve birçok akademik e, makalelerde ve AÖF'te Açık Öğretim Fakültesi kitabında Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete lütfen artık KPSS kitapları güncelleyin. Cevap hakimiyeti milliye gazetestir. Lütfen bunu KPSS e kitapları artık hocalar önceki senelerdeki bilgileri alıp e, güncelemeden koyuyorlar mı ne yapıyorlar artık bilmiyorum. E, bu benim gazetem dediği gazete artık netleşsin hakimiyeti milliye gazetesidir. Nokta arkadaşlar iradeyi milliye değildir. Hakimiyeti milliye'dir. Lütfen bu bilgiyi artık oturtalım. Geldik son sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş. Mustafa Kemal deyince tabii ki de ailesiyle ilgili soru sormamak olmaz. Ali Rıza Efendi Anadolu'dan Rumi ile göç ettirilen Kocacık yörüklerindendir. Zübeyde Hanım Konyar Türkmenlerindendir. Fatma, Ömer, Ahmet, Makbule ve Naci adlı kardeşleri vardır. Ee, arkadaşlar e, kimin? Mustafa Kemal Atatürk'ün. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ailesiyle ilgili de bilgileri vermiş olduk son olarak. Evet 55 soruda Atatürk'ün hayatıyla ilgili hem genel kültür hem bilmemiz gerekiyor bunları hem de sınavlardan çıkması muhtemel konulardır. Daha çok çok soru türetilebilir ama bunlar tabii ki de konular içerisinde yer alacaktır. Ama genel hatlarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. İnşallah sizlere fayda sağlamıştır. Bu noktada bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.